Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir eğitim videosu ile karşınızdayız. Bugün size hatırlarsanız S Fund ile ilgili projeler anlatmıştık. Buralarda güzel paralar da kazandık. Burada belli projeler var, bu projeleri anlatıyoruz. Şimdi S Fund bu zamana kadar sadece 250 S Fund token bulundurmanız durumunda ön satışlara katılma hakkı veriyordu. Ama artık staking sorumluluğu geldi. Staking adresi de staking.cdfund olarak şekillendi. Daha önce hatırlarsanız YouTube kanalımızda 5-6 tane S-Fund projesi tanıtmıştık. Bunlardan işte en çok tutulanlardan biri ikisi ACK Coin'di. ACK ile birlikte artık zorunluluğu geldiğini Telegram grubumuzda konuştuk. Para Havadis adlı bir Telegram grubumuz var. Onu da mutlaka takip edin, şuradaki adresimiz. Bu adresimizi takip edin. Çünkü burada sürekli paylaşımlar yapıyoruz. Yine Para Havadis, özellikle ön satışlara katılıyorsanız, ücretsiz whitelistleri kaçırmak istemiyorsanız, mutlaka kanalımıza abone olup bildirimler açın sevgili dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi birçok ücretsiz whitelist, ön satış ve airdropları kanalımızda paylaşıyoruz. Bunların hepsi süre sınırlı olduğundan dolayı bu fırsatları kaçırmamanız için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız önemli. Aynı şekilde Telegram grubunda da sorulan sorulara cevap veriyoruz. Şimdi bu videoda Cdiff Fund zaten anlatmıştık daha önceden, bir startup borsası olduğunu. Cdiff Fund ile ilgili KYC doğrulama videosu da var YouTube kanalımızda. Onu da linkin aşağı bırakacağım. KYC doğrulaması nasıl yapılır diye. Şu an göremedim ama videonun altına bırakacağım KYC doğrulamasını. Kısaca özetleyeyim Cdiff Fund'a katılmak için. Ne yapmanız lazım? Buradan kafanıza yatan bir projeyi buldunuz mesela. Bu ACK projesini buldunuz. Ne yapmanız lazım öncelikle? En az 250 tane Cdiff Fund almanız lazım. 250 Cdiff Fund alırsanız çekilişe katılma hakkına sahipsiniz. 1000 ve üzeri Cdiff Fund alırsanız ise kesin size çıkacağını garanti ediyor Cdiff Fund, o katıldığınız coin'in. Ama yine bir çekiliş oluyor. O çekilişte işte kaç tane çıkarsa onları ödüyorsunuz. Bir de şunu soruyorlar sürekli. Bakın, size çıkarsa ödemeyi boost'la yapıyorsunuz. Ama Cdiff Fund stake etmeniz lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Cdiff Fund herhangi bir projeye katılmak için 3 tane kripto para ihtiyacınız var. 1. Cdiff Fund'a ihtiyacınız var staking yapmak için. 2. Boost'a ihtiyacınız var. Genelde boost kullanıyorlar. Burada yazıyor zaten boost ne oldu. Belki 2 gün sonra tust olur. Boost'a ihtiyacınız var. Size çıkan coinlerin ücretini ödemek için. 3. Birazcık da BNB'ye ihtiyacınız var. MetaMask cüzdanına bağlanacağız. MetaMask cüzdanında işlem yaparken komisyonları BNB ile az şekilde ödemek için. Eğer MetaMask cüzdanınız yoksa bu işlemleri MetaMask cüzdansız yapamayız. MetaMask cüzdan nasıl oluşturur, nasıl para gönderir şu adlı videoda mevcut. Şimdi önce Cdiff Fund almakla başlayacağız. Cdiff Fund almak için GTO borsası var. GTO borsasının videonun altında %40 komisyon indirimli linkini bırakıyorum. GTO borsasının üye değilseniz orada %40 komisyon indirimli linkten üye olursanız alım satımlarda GTO borsası size %40 indirim uygulayacak. Alım satım komisyonlarında. Yine GTO borsasına nasıl üye olurum diyorsanız aşağıda yine video linkini bırakıyorum. Orada nasıl üye olunur, nasıl KYC doğrulaması yapılır GTO borsası için görebilirsiniz. Şimdi bu tabloya bakarak en az 250 tane S-Fund'ımız olması lazım çekilişe katılmamız için. Tabii ben o kadar alım yapmayacağım. Şu an bakayım ne kadar boşta dolarım varmış. Ona bakacağım. Ona göre bir alım yapacağım. Burada S-Fund USD parametresi üzerinden ne yapacağız? Alım yapacağız burada. Şurada al kısmında şu anki fiyatı var 5.11. Siz de buradan bakabilirsiniz 5.13. Yani ben buradan direkt normalde limit order'dan alırsınız. Burada hani limit belirlersiniz. Limit order'dan alırsınız. Buraya bir rakam yazarsınız. Mesela 14'lük bakiyem varmış benim. Ne kadarını almak istiyorum bunun? %100'ünü almak istiyorum. %100'ünü almak istiyorum. Ne kadar fiyatı? 5.1924'müş. Tabii siz orada
istediğiniz rakamı yazabilirsiniz. Daha düşükten de alabilirsiniz ama ben size göstereceğim diye şey yapmıyorum. Şöyle bir rakam sağlıyorum. Şu an bana 3 tane esfant verecek. Ama dediğim gibi siz yani oradaki duruma göre kaç tane almak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Fon şifresi videoda var, gösterdim. Videoda var. Bu şey nasıl oluşturur? Oradan görebilirsiniz. Şimdi benim bu deneme cüzdanım şuradan alım yaptı mı yapmadı mı bakalım. Sanırım yaptı alım. Sanırım alım yapmış. Şuradan cüzdana gidersek, Fans Over'a gidersek, bu benim neyim? Şey cüzdanım. Demo cüzdanlarımdan bir tanesi. Şöyle açalım. Buradan esfantı bulacağız. Evet, şu an esfantımız var. Kullanılabilir 3,59 tane esfantımız var. 3,59 esfantımız var. Normalde işte en az dediğim gibi 250 esfantınız olması lazım. Ben size yani siz ne kadar istiyorsanız o kadar alabilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi en az katılmak için 250 esfanta ihtiyacınız var. Ben denemek amacıyla 3-5 tane esfant aldım. Tekrar göstereyim buradan. Esfant almak için kaç liradan alacaksanız, kaç dolardan alacaksanız burada dolar alış fiyatını yazıyorsunuz. Daha sonra burada şu an bakiyem 0 gözüküyor. Normalde dolar bakiyem olur. Şöyle aşağı aldığımda bakiyemin kaç dolarlık alabilirim? Böyle elle de yazabiliriz veya burada %100'üne yani toplam bakiyem %100'ünü al, %100'ünü al dediğimizde işte %75'ini al, %100'ünü al. Bunun ne kadar dolarınız varsa kaç dolarlık almak istiyorsunuz al deyince de emir olarak düşüyor. Bunu sanırsam anladınız. Bu linki de bırakırım. Evet, şimdi ne yapacağız? Esfantı Metamask cüzdanımıza göndereceğiz. Öncelikle Esfant'ı Metamask cüzdanımıza göndermemiz için Metamask cüzdanımıza Esfant'ın kodunu eklemek lazım. Onu da Esfant Coin Market Cap diyoruz. Bunun da linkini bırakırım aşağıya. Şurada Binance Smart Chain ağındaki şurada bir kod var. Bakın adresi kopyala diyoruz. Adres kopyalandı sanırsam. Bir daha deneyelim. Evet, copied yazdı. Sonra ne yapıyoruz? Metamask cüzdanımızı atıyoruz. Açıyoruz. Bu Metamask cüzdanımızı buraya nasıl açarız? Onların hepsi var videoda. Şimdi burada Ethereum ağı seçili gelir sizde. Smart Chain ağını seçmeniz lazım. Eğer Smart Chain ağı yoksa yine Metamask videosunun içinde var. Kopyaladığımız Seed Fund şeyini, ağ sözleşmesini burada Import Tokens'tan ekliyoruz. Ve artık gelmiş oluyor. Şöyle Import Token diyoruz, gelmiş oluyor. Şimdi Metamask cüzdanının özelliği neydi? Burada kaç tane Binance üzerine Smart Chain üzerine eklersen ekleyin. Burada tek şu adresi, bu kodlu, bu adresi şurasıydı. Evet. Bu adresi yani burada 5 tane 10 tane de coin olsa yine bu adrese yollayacaksınız burada. Evet, şimdi adres Metamask cüzdanımızın ne yaptık? Adresini kopyaladık. Bakın Metamask cüzdanımızın adresini kopyaladık. Yani GTO borsasından aldık. Şimdi Metamask cüzdanımıza göndereceğiz. Onun için ne yapıyoruz? Çek diyoruz buradan. Artık İngilizce'de siz orada wire drop yazabilir. Çekeceğiz. Buradan çekeceğiz. Hangi ağda göndermek istiyorsunuz diyor. Hangi coin'i göndermek istiyorsunuz diyor. Esfant'ı göndereceğiz. Burada zaten bu ağ, BIP ağ dediği bizim BSC ağ. Başka ağımız yok. Eğer bu videoda güncel videodan sonra tekrar burada farklı bir şeyler yazıyorsa siz yine burada BSC BIP'i seçeceksiniz. Hani buradan bir ay sonra izlediğiniz videoyu Esfant için başka bir ağ eklendi ama siz yine BSC BIP'i seçeceksiniz. Burada şuradan kopyaladığımız Metamask'tan kopyaladığımız neyi aldık? Cüzdan numaramızı aldık. Şöyle bakarsanız 126B sonu. Bunun da sonu 126B. Herhangi bir açıklama yapmamıza gerek yok. Burada ne kadarlık şey yapacağımızı söylüyor. Minimum 1,7 esfant çekebilirmişiz. Maksimum da bu kadar çekebilirmişiz. Bir şurada kullanılabilir esfantı alacağız. Buraya kopyalayacağız. Kopyaladık.
Fon şifremiz zaten dediğim gibi dediğimiz şifre. Zaten orada söyledim. Videoda izlerken siz de oluşturacaksınız. Şimdi bir S-Fund transfer ücreti var tabi burada. Örnek veriyorum. Ben 3.59.69 S-Fund yolladığımda MetaMask cüzdanıma bu kadar benden S-Fund kesecekmiş. Yani siz burada örnek veriyorum 250 adet yollasanız ne yapar? Ha, mevcut bakiye aşıyor diyor. Ama ortalama olarak sanırsam bu sabit. Çok da bilmiyorum tabii. Şu an çok para yollamadığım için bilmiyorum ama burada yani yollayacağınız para içinden bu komisyon oranını kesecek arkadaşlar. Buradan e-posta doğrulaması e-postayı gönderelim. GTO borsasında kayıtlı olduğunuz e-postaya ve SMS'e işlemlere devam edebilmeniz için birer şifre olacak. Onları giyeceğiz. Evet, şimdi get para çekme doğrulaması diye bir kod geldi. Onu giriyorum. Aynısın. Önce maili alın, sonra SMS kodunu isteyin. Çünkü SMS kodunda bazen evet, burada da SMS kodunu giriyoruz. Evet. Bakalım. S-Fund adresimize girdik. MetaMask'tan aldık. Kaç bakiye çekmek istediğimizi baktık. Geldik. Sonra isteğe gönder diyoruz. Evet, isteğe gönder diyoruz. O işlemi yapıyor. Adresleri kontrol edin. Yanlış olursa biz mesuliyet kabul etmiyoruz diyor. Daha sonra resim doğrulamasını yapıyoruz. Ve şu yukarıda dönüyor. Bekliyoruz. İnternet ağınızın hızına ve ağ yoğunluğuna göre gelecektir. Ortalama 5 dakika ile 1 saat arasında şu an transfer edildim. Ben daha önce gördüm. Eğer süre çok uzarsa, birkaç gün uzarsa GTO'ya destek talep açabilirsiniz. Talebimiz başarıyla gönderildi. Şimdi burada ne yapacağız? MetaMask cüzdanımıza gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Dediğim gibi şöyle açalım. Tabi burada şurada S-Fund'ın yanında bakiye yazması lazım. Şimdi saat 22:57. Ben videoyu durduruyorum. Bakalım kaç dakikada gelecek o sürede. Ona göre tekrar yayına devam edeceğiz. Evet, 2 dakika gibi bir sürede S-Fund'ımız ulaştı. Şöyle tekrar MetaMask'ımızı açalım. Şöyle baktığını gördüğünüz gibi 1.996'lık bir kusura bakmayın. 1.996'lık S-Fund'ımız buraya geldi. Tabi dediğim gibi siz en az 250 S-Fund yollamanız lazım. Yoksa çekilişlere katılamazsınız. Şimdi ne yapacağız? Staking kısmına geleceğiz. Buradan Connect Wallet diyeceğiz. MetaMask'a bağlan diyeceğiz. MetaMask'a bağlandığımızda bize bir onay verecek. Yine Connect diyeceğiz. Bağlantı gelecek. Şimdi burada Stake ve Farm diye iki tane seçenek var. Yani stake sadece airdrop'a katılacaksanız burada stake sizin işinizi tamamıyla görür. Burada 7 gün 14 günlük süreler var. Burada Aporo diyeceğiz. En az 7 gün istiyor çünkü. En az 7 gün istiyor. Bakın 0.16 dolarlık bir BNB ücreti kesecek bizden. Demiştim ya transfer ücretleri için. Onayla diyoruz burada. Yani hesabınızda stake yapmak için de BNB'ye ihtiyacınız var. Yani kısaca CityFi'de projeye katılacaksanız S-Fund, BNB ve Boost'a ihtiyacınız olacak. Burada bakın şurada balansımız yazdı. Gördünüz mü? 1.99 diye. Şimdi artık balansımız verdi. Biz ne yapacağız burada? Progress yazıyor. Progress işlemi devam etsin bakalım. Şimdi buradaki istediği CityFi'nin sayaç bitmeden önce stake'e başlamış olmanız. Yani işte ben ön satışı gördüm diyelim mesela. Burada ön satışı gördüm. Ön satışa daha 16 saat var. Bakın Transition Confirm via Enter Scan diyor. Uyarı verdi kabul edildi diye. Success diyor. Şimdi ne yapacağız? Stake diyeceğiz. Max diyeceğiz. Confirm dediğimiz zaman
Tekrar buradan ne yapacak? Yine BNB ücreti kesecek. Bakın size videoyu anlatmak için BNB'lerimi harcıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz ve altına yorumlar yazarsanız mutlu olurum. Evet. Loading diyor. Bekliyoruz yine. Bu kadar. Ne yaptık? Şu an 6 gün 23 saat boyunca bu esfantlar kilitli. Daha iş yapamayız. Bitti. İş stake çözüldükten sonra ne yapacağız? Buradan withdrop deyip çözeceğiz bunu. Otomatik olarak da çözülüyor 7 gün soyunca. Ne yapacağız? Ondan sonra ne yapacağız? Withdrop deyip cüzdanımıza geri atacağız. Yani çekiliş bittikten sonra bizim, bakın burada şunu kaçırmayın. Şimdi burada daha önce stake yapabilirsin. O stake süresinin projenin neyinde olması lazım? İçinde olması lazım. Yani projeye bir gün kala da yapabilirsin. Projeye 5 gün kala da yapabilirsin. Orada yani sen projenin buradaki sayacı bittiğinde senin şeylerin kilitli oluyor. Kilitli şekilde durması lazım. Yani 20 saat kala da girsen, sana çıksa da çıkmasa da sen o 6 günün dolmasını, 7 günün dolmasını bekleyeceksin. Ona göre ayarlamayı iyi yapmanız lazım. Burada dediğim gibi bundan sonraki tüm projeler stake isteyecek. Mesela burada da şimdi burada stake'e conduct wallet dedik. Doğru mu? Bakın staking adresine. Şimdi normal CDFI'ye buradan conduct wallet diyelim. Zaten sizin cüzdan hesabınızla, yani MetaMask cüzdan hesabınızla iki tarafa da bağlandığı için sizin burada sayaç bittikten sonra stake'lediğiniz miktarı görecek. Ona göre size çekiliş hakkı verip vermeme kararı verecek. O yüzden diyorum önce stake yapacağız. Ama buradaki sayaç sayı ve sıfır olduğu zaman dediğim gibi burada stake. Ha ben ne yaparım? 3 gün kala, 4 gün kala stake işlemi başlatırım. Ondan sonra zaten bir iki gün içinde de açıklanıyor. Ben stake'imi yapmış olurum. Burada dediğim gibi buradaki süre bittikten sonra wide deyip olayı bitireceksiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi GTO borsasına üye değilseniz, GTO borsasına üye değilseniz ne yapabilirsiniz? Burada verdiğim linkten GTO borsasına üye olabilirsiniz sevgili dostlar. %40 komisyon indirim var, onu kaçırmayın. O güzel bir fırsat. Tekrarlayalım ne yaptık? Geldik buradan GTO borsasına üye olduk. İşte KYC dolarlarımızı falan yaptık. Geldik esfantımızı aldık. Esfantımızda cüzdana gelip ne yaptık? Parayı MetaMask cüzdanımıza gönderdik. MetaMask cüzdanımızı neresine gönderdik? Burada Smart Chain'deki şu adrese gönderdik. Tekrarlayayım. Bu adres yoksa ne yaptık? CoinMarketCap'ten bunu ekledik şuraya. Sonra geldik staking kısmına. Buradan yaptığım işlemleri stake ettik. Dediğim gibi en az 250 tane stake etmeniz lazım. Yani sen kardeşim 1.99 tane stake niye ettin demeyin bana. Ben size göstermek için söyledim. Stake ettikten sonra zaten burada cüzdanımız bağlı. Bakın aynı cüzdanla bağladık. Burayı gördü. Daha sonra ne yapacak? Sayaç bitince de buradan tekrar başvuru yapacağız. Yani sayacı takip edin. Yani burada stake yaptım, iş bitti demeyin. Stake yaptıktan sonra sayacı da takip edip buradan satın al, başvur, artık ne butona çıkıyorsa, değişiyor proje, oradan bakabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, Esfand'da projeye katılmak için bir en az 250 tane Esfand, biraz BNB, gördüğünüz bakın stake etmek için BNB komisyonları ödedik ve projeye göre artık boost mu ödeme, şurada yazıyor zaten gösterdiğim gibi boost'a boost, işte usta ust, onları cüzdanda bulundurmanız lazım sevgili dostlar. Sizi KYC doğrulaması videosunu da altına bırakıyorum. Tüm linkleri video altına bırakıyorum. Bakın video çekildikten siz 2 ay sonra izleyemiş olabilirsiniz. Çok böyle köklü bir değişiklik olmadıktan sonra yeni video çekmiyorum ama açıklamalara mutlaka yazıyorum. Açıklamaları takip edin. Açıklamaları güncelliyorum ve altına güncelleme tarihlerini de yazıyorum sevgili dostlar. Videoyu da beğenirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.